Esselamu Aleyküm sayın seyirciler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, Doğu Türkistan'da nükleer test gerçekleştirdi. Amerikan Sesi haberine göre ABD Devlet İşleri Dairesi yakın tarihli askeri raporda Çin'in uluslararası nükleer anlaşmaları ihlal ederek Doğu Türkistan'da nükleer test gerçekleştirdiği tahmini yaptı. Raporda Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'ın Lopnur bölgesinde konuşlandırılan nükleer test merkezinde faaliyetlerini hızlandırdığı ve bazı test çalışmalarına hazırlanmakta olduğu ve testin yer altında gerçekleştirme ihtimali yüksek olduğu belirtiliyor. Rapora ilişkin Çin dişleri Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkelerin iç işlerine müdahale etmenin yanı sıra asılsız iddialarda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Çin'in ABD ve Rusya'ya kıyasla en az nükleer silaha sahip ülke olduğunu savundu. Uygur polis memuru kampa alınarak görevinden uzaklaştırıldı. 2016 yılında eğitim amaçlı Kanada'ya gelen ve şu an kızıyla Kanada'nın Vancouver şehrinde yaşayan Gülşen Hacı, 14 Nisan günü Kanada Devlet Radyosu'na Çin zulmüne maruz kalan kocası hakkında tanıklık verdi. Gülşen Hacı, Ürümçi'deki kapalı cezaevinde 22 senedir gardiyan olarak çalışan 45 yaşındaki kocası Adil Yakup'un 2018 yılında durduk yere tutuklanıp ceza kampına alındığını bildirdi. Yaklaşık bir yıl kampta kaldıktan sonra serbestsin denilerek tüm siyasi haklarının askıya alınıp evine kapatıldığı ve 7/24 nezaret altında tutulduğunu anlattı. Gülşen Hacı son olarak kocası başta memleketteki anne babası, akrabalarından ve onlar gibi mazlum Uygur Türklerinin akıbetlerinden endişe duyduğunu belirtti. Moskova'da bir Uygur genç 12. kattan düşerek hayatını kaybetti. Uygur Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre Rusya'da yaşayan Akber Enver isimli Uygur Türk'ü öğrencinin intihar ettiği öğrenildi. Rusya'nın Moskova şehrinde ikamet eden üniversiteli öğrencinin perşembe akşam saat 17 sularında okul binasının 12. katından yere çakılarak hayatını yitirdiği olay hakkında Moskova polisleri tarafından intihar eylemi denildi. Doktor olan babası ve öğretmen olan annesinin Doğu Türkistan'ın Ürümçi şehrinde ikamet ettiği belirtilen Ekber Enver'in yüksek lisans eğitimi için Rusya'da bulunduğu ve başarılı son sınıf öğrencisi olduğu belirtiliyor. Uygur Haber'e göre Çin zulmü nedeniyle 4 yıldır memleketine dönemeyen gencin Çin virüsü neden olan küresel tecrit uygulamaları çerçevesinde okuldaki tüm öğrenciler evlerine dönerken o ise Doğu Türkistan'a geri dönmesi durumunda Çin polisleri tarafından hapishaneye veya ceza kampına alınacağının farkında olduğundan okulda kalmayı tercih ettiği öne sürülüyor. Doğu Türkistanlı öğrencinin durduk yere intihara kalkışmasının perde arkasında Çin istihbaratı olup olmadığı tartışılıyor. Suudi Arabistan'da mahsur kalan Uygur Türkleri Türkiye'ye döndü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin virüsüyle mücadele sürecinde Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi. Bu zorlu süreçte dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşı aileleriyle buluşturduklarını kaydeden Oktay, Cumhurbaşkanlığı talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirmeleri için dışişleri, içişleri, ulaştırma ve altyapı, sağlık, gençlik ve spor bakanlığı ve ilgili valiliklerle birlikte büyük çaplı operasyon başlattığını ve vatandaşların mübarek Ramazan bayramında sevdikleriyle kucaklaşmaları için bir takım adımlar atıldığını ifade etti. Konuyla ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapan Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, devletimiz Suudi Arabistan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için giden Türk uçağıyla Suud'da mahsur kalan Uygur Türklerini de geri getirerek Türkiye'deki aileleriyle kavuşmasına vesile olduğu için Doğu Türkistan camiası dua ve minnetlerini arz ediyor paylaşımını yaptı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.